Yeni videomuzdan herkese selamlar. Galatasaray gündemi biraz yoğun. Hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Luis Campos şakayla anlaştı. Transfer Burak Elmas'a bağlı. Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos'un Lille'de sezon sonuna sözleşmesi bitecek olan şakayla anlaştığı iddia edildi. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, gelecek yıl iddialı bir kadro kurarak eski günlerine dönmeyi hedefliyor. Sarı Kırmızılar'da sıkıntılı seçim süreci devam ederken sportif direktör Luis Campos ise transfer çalışmalarına ara vermedi. Kısa süre önce ibrahsızlık şokunu yaşayan Galatasaray yönetimi ortaya çıkan sıkıntılı sürece rağmen transfer için çalışmalara devam ediyor. Takvim gazetesinin haberine göre özellikle sezon sonu sözleşmesi bitecek olan isimlerle masaya oturan Galatasaray, lil forması giyen Şaka ile yakından ilgileniyor. Transfer operasyonunun başında olan Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos'un Lille'de beraber çalıştığı ve çok yakın olduğu Portekiz Yıldız'da görüşmelerde önemli mesafe kadettiği belirlendi. Şeka'nın Campos'un anlattığı projeden son derece etkilendiği ve %80 oranında anlaşma sağlandığı ifade ediliyor. Fransa'dan çok ciddi talepleri olan 27 yaşındaki orta alan oyuncusun kısa süre içinde yeni takımla imza atabileceği belirtiliyor. Geçen sezon Lil tarihinin şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Şeka bu sezon Lig 1'de 23 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Eşref Hamamcıoğlu da açıkladı. 3 tane sağlam sponsorumuz var. Galatasaray Başkan Adaylarından Eşref Hamamcıoğlu yaklaşan seçim öncesi değerlendirmelerde bulundu. Biz Galatasaray'ın ortak aklından yararlanmak için yola çıkıyoruz. Bu ortak aklın parçalarından birisinin terim olduğu konusunda karar verirsek elbette kendisiyle görüş alışverişinde bulunuruz. Başka üyelerimiz de görüş alışverişinde bulunduğumuz gibi şu anda görüştüğümüz ne yerli ne yabancı teknik direktör yok. Değerli taraftarlarımız çıkan haberlere itibar etmesinler. Futbolun geriye gitmesinin temel sebeplerinden birisi de TFF'nin özerk olmaması. Sadece futbol değil sporu yönetmek üzere önceliklerinin olmamasından kaynaklanıyor. 16 Haziran'da TFF seçimleri var. 4 büyükler içinde en az zararda olan Galatasaray. 250 milyon dolar civarında borcu var Galatasaray'ın. Şimdi bu paralar yılların birikimi. Gedikleri kapatmak lazım. Altyapıya dönmek lazım. Başarıyı satın almak yerine başarıdan para yaratmak lazım. Şimdi biz ne yapıyoruz? Şu kadar X yönetici versin. Verdiler ne oldu? Gördük. Mali durumun çıkmaza girmesinin temel nedeni bu kasa kolaylıklarıdır. Bizim önceki yönetimlerden ve şu an yarışa girdiğimiz kişilerden farkımız sponsorluklarımız. Başta ben olmak üzere bütün ekip arkadaşlarım uzun yıllardır iş dünyasında olan insanlarız. İlişkilerimiz çok sağlamdır. Şimdi adını açıklamayı uygun görmediğimiz 3 sağlam sponsorumuz var. Bunlarla en azından amatör şubeler için finansman aramayacağız. Transferde uygulayacağımız politika çok net. Ayağımızı yorgana göre uzatacağız. Scout ekibi ve altyapımızı çok daha iyi çalıştıracağız. Transferlere ben karar vermem. Bizim profesyonel ekibimiz yapacaktır. Galatasaray yarışmacı ruhunu kaybetmeyecektir. Ancak verimlilik esas alınacaktır. Açıklamalarını yaptı. Halil Dervişoğlu içine düğmeye bastılar. Beşiktaş, Güven Yalçı'nın ayrılmaya yakın olması nedeniyle daha önce listesini aldığı Halil Dervişoğlu için harekete geçti. Sabah gazetesinin haberine göre kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da aradığı ortam bulamaya 22 yaşındaki golcünün transfer için düğmeye basıldı. Halil'in ve Bradford ile de görüşmeler yapan siyah beyazların menajerliğini yapan babası Muzaffer Dervişoğlu ile temasta olduğu belirtildi. Galatasaray'ın satın alma opsiyonu kullanmayacağı genç oyuncu için sezon biter bitmez resmi adımların atılması da bekleniyor. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.